Merhaba değerli dostlar. Bugün iç mekanda ve dış mekanda süs bitkisi olarak kullanılan, çiçek olarak da niteleyebileceğimiz süs lahanası bitkisini sizlere tanıtacağız. Süs lahanası daha çok peyzaj anlamında kullanıldığında park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanıldığı için bu isimle adlandırılır ve tek yıllık yaklaşık 10 ile 30 santimetre boylanabilen otsu bir bitkidir. Dıştaki yapraklar dumanlı yeşil olmasına karşın ortaya doğru gidildikçe yapraklarında farklı renk tonları oluşur. Bu da süs amaçlı kullanımını yaygınlaştırır. Düz kenarlı yapraklı, ince saçaklı yapraklı ve derin dişli yapraklı özellikleri bir arada bulundurur. Bu da peyzaj alanlarında kullanılan güzel görünümlü bir bitki olarak öne çıkmaktadır. Süs lahanasını yetiştirmek için önemli kriterlerden biri güneşli, aydınlık bir yerde yetiştirilmesidir. Özellikle ılıman ya da soğuk iklimlerde yetişir. Soğuğa karşı oldukça dayanıklı olduğu için kışın kış süs bitkisi olarak kullanılmakta. Ve derin, hafif kireçli, besin maddelerince zengin, bir miktar çiftlik gübresi ve dere kumu karıştırılmış topraklarda oldukça iyi verim verir. Fazla su istemeyen süs lahanası bitkisi genelde kış aylarında yetiştirildiği için nem ve su ihtiyacını topraktan karşılar. Bu nedenle çok sulamaya gerek yoktur. Gübre olarak da dediğimiz gibi çiftlik gübresinin mutlaka verilmesi gerekiyor. Yapraklarının daha renkli ve canlı o görünmesi için de bir miktar azotlu gübre, ki bu yaklaşık bir bitki için bir avuç üre bitkisi olabilir. Süs lahanalarını yetiştirmek için öncelikle toprak hazırlığı yapılır. Daha sonra 40 cm arayla bitkiler file şeklinde tek tek toprağa dikilir. Dikildikten sonra bitkilerin güzelce can suyuyla sulandırılması gerekir. Ve bu noktadan sonra kendi haline bırakılması gerekiyor. Süs lahanasının yetiştiriciliğinde özellikle toprağa yakın olan, toprağa değerek çeşitli şekillerde hasar görmüş yaprakların mutlaka budanması gerekiyor. Ve ilk yıl bitki gelişimini tamamladıktan sonra ikinci yıl çiçek verir ve bu çiçeklerden de oluşan tohumlar alınarak üretimi tohumla yapılır.